Hocam bir Tülay Kumaşçı olayı var her gün diyor. Ya Tülay Hoca hakikaten çok güzel bir kadın. Çok çok hoş bir kadın. Ama ben Kim Kardashian'ı da tanıyorum. Efendim, hoş geldiniz. Amber'i de tanıyorum. Ben bunu seviyorum, bu insanları. Yani birçok sanatçıyı tanıyorum. Yani bunlar bikini mayo oynanda resim çektiriyorlar. Hatta bazıları tamamen çıplak resim çektiriyorlar. Yani benim onları sevmememe bir sebep değil bu. Ben onlara yine saygı duyarım ve değer veririm. Yani hiçbir sebep yok benim onları sevmemem için, saygı duymamam için. Beni niye seviyorsunuz da demem. Tülay Hanım da beni hakikaten çok sever. Ben de onu çok seviyorum. Ama ha, talebem mi? O anlamda talebem değil. Yani ben hoca değil mi, talebem olsun? Yani bir insan beni seviyorsa dekolte giyinemez diye bir konu mu var? Değil mi? Yani isterse istediği gibi resimde çektirir, istediğini yapar. Yani kardeşlerini ben ne kadar tanıyorsam, ne kadar seviyorsam, Tülay hocamı da o kadar tanıyorum ve seviyorum, öyle düşünün. O ne kadar özgürse kardeşlerin, o da o kadar özgürdür. Öyle düşünsün. Benim tanıdığım birçok hanım arkadaş var, beni severler. Ben onların dekolte giymelerine karışmadığım gibi hiçbir şekilde teşvik de etmem. Yani ne kapalı giy diye teşvik ederim, ne açık giy diye teşvik ederim. Evet. Ben saygı duyarım, yani o kendi inancı öyleyse tamamdır. Dolayısıyla bunlar çok yersiz. Yani birçok genç kız var benim tanıdığım, yani bu görülenler çok küçük bir bölümüdür, yüzde biridir. Yani tanıdığım genç kızların büyük bir bölümü hep dekolteler. Birçoğu üstsüz resimle çektiriyorlar, efendim denizde öyle bikini mayo ile yüzüyorlar veyahut kendi evinde resimler çektiriyorlar. Çok çok fazla genç kız var. Ben hiçbirine karışmam. Yani çünkü aklı var, fikri var, düşüncesi var, saygı duyarım. Ya böyle bir insana ben diyeceğim ki, ya böyle bir durumda ben seni sevmem. Hayır, ben onu severim. Çünkü beni seviyor. Beni seveni severim. Öyle bir şey olmaz. Ama Tülay Hanım dışarıda benim gördüğüm çok mutasip. Yani hiç böyle kimsenin muhatap olmaz, yapmaz, öyle bayağı yani çok çok titiz. Ama güzelliğini göstermekten hoşnut oluyor benim gördüğüm. Birçok hanım vardır. Güzelliğinin bilinmesini ister. Güzel, yani ben ona karışmam. Yani ben hiç kimsenin hüviyetine karışmam. Niye bikini mayo giyiyorsun? Niye eğleniyorsun? Nereden çıkmış bu böyle bir şey ya? Böyle bir konum var. Yahut beni niye seviyorsun o zaman da demem. Yani iftihar ederim beni sevmesin. Beni seveni ben de severim. Yani olay bu tarz bir olay. Yoksa birçok mesela tanga külotla gezen birçok genç kız var. Hatta üstsüz de geziniyorlar. Ama beni çok severler. Antalya'da efendim işte diğer Mersin'de, Kuşadası'nda, Fethiye'de, Köyceğiz'de çok fazla tanıdığım genç hanım var. Bayağı güzeller, çok hoşlar. Arkadaşlar Facebook'larına bakıyorum, neredeyse çırılçıplak kıyafetleri. Ama beni çok seviyorlar. Ya kardeşim sen dekolte giyiyorsun yahut işte açık giyiniyorsun, sen beni sevemezsin demem. Evet. Ben onu daha çok severim. Yani beni sevmemem için bir neden değil. Evet. Yani öyle bir şey düşünüyorlar ki yani sanki ben dizimin dibindeler. Ben talimat veriyorum. Yani işte yavrum şöyle oturun, böyle yat. Yani bu insanlar kendi kendilerini yetiştiren insanlar. Ben Tülay Hanım'a oturup yani yetiştirmiş, eğitmiş değilim. O kendi kendini yetiştirip eğiten bir insan. Ama beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Hayran kalıyor. Tabii. Hakikaten ben resimlerine bakıyorum, hakikaten çok güzel. Ben kardeşlerini çok beğeniyorum. Amber'i de çok beğeniyorum. Tülay hocamı da çok beğeniyorum. Yani bir suç değil ki yani. Ben gidip Amber'e niye böyle kıyafetle geziyorsun, dekolte giyiniyorsun diyor muyum? Demem. Hakikaten kibar bir hanım. Lafını sözünü biliyor, saygılı, nezaketli bir insan Amber Hanım. Hoş bir insan yani, güzel bir insan. Hakikaten insan o güzelliği karşısında hayretler içinde kalıyor. Çok beğeniyor. Ama
işte canım kardeşim böyle giyinme bir daha, işte şunu da yapma, bunu da yapma. Ya bu bir mantık değil, ben böyle bir şey yapmam. Evet.